Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurma Yayınları Fenomen A serisi 5. ünite çokgenler konusu test 5'li dersimize devam ediyoruz. Gerçi ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Evet, en kenarı bir çokgenin iç açılar toplamını gençler n eksi 2 çarpı 180 formülüyle hesap ediyoruz. Aşağıda bazı çokgenlerin iç açıları toplamı verilmiştir. Buna göre hangi seçenekte verilen çokgenin açı ilişkisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi gençler A seçeneğinde de dörtgen var. O halde dörtgenle başlayacak olursak. Evet, en yerine ne yazıyoruz gençler? 4 yazacağım. O halde 4 eksi 2 çarpı 180. Buradan gençler 4'ten 2'yi çıkartırsam 2 kere 180 360 derecedir. Dörtgenin iç açılar toplamı A seçeneği doğrudur. Şimdi beşgende gençler en yerine 5 yazıyorum. 5 eksi 2 çarpı 180'den 5'ten 2'yi çıkartırsak 3 çarpı 180 evet, 3 ile 180'i çarparsak 540 derecedir. B seçeneği doğrudur. E, C seçeneğinde 6 gene bakalım. Evet, en yerine 6 yazarsam 6 eksi 2 çarpı 180'den 6'dan 2'yi çıkardım. 4 kere 180 720 derecedir. Evet, C seçeneği doğrudur. Son olarak gençler 10 gene baktığımız zaman en yerine 10 yazıyoruz. 10 eksi 2 çarpı 180. Mesela 10'dan 2'yi çıkartırsak 8 çarpı 180 e şurada parantezi gerekiyor gençler. Buradan 8 ile 180'e çarparsam 8 kere 0 0 8 kere 8 64 elde var 6 8 kere 1 8 6 daha 14 1440 derece olması gerekiyordu gençler. Bakın burada 1000 derece dediği için evet bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtı denizli seçeneğidir diyelim. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Et en kenarlı bir çokgenin bir köşesinden gençler n eksi 3 tane köşegen çizilir. Kenar sayısı N'si, n ise n eksi 3 tane köşegen çizilir. Bir köşeden gençler. Burada verilen bilgiye göre bir köşesine 7 adet köşegen çizilen çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir diye soruyor. Kardeşler, o halde bir köşesinden 7 tane çizildiyse n eksi 3 bize bir köşeden çizilen köşegen sayısı formülüydü. Yani n eksi 3'ün değeri 7'ye eşittir diyoruz. Buradan eksi 3'ü karşıya gönderirsem Evet en gençler 10'dur. Ve 10 dediğimiz gençler kenar sayısı. Demek ki 10 gen olacak. Evet n-2 çarpım 180'de bize iç açılar toplamını veriyordu. En yerine 10 yazarsam 10 eksi 2 çarpı 180'den evet 10'dan 2'yi çıkartırsak 8 kere 180 8'e 180'i çarparsak da 1440 derece olur. İç açılar toplamı C seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet, devam edelim. Biraz küçültelim. En kenarı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen, köşegenler sonucu n-2 tane üçgen oluşur. Burada verilen bilgiye göre iç açılar toplamı 900 derece olan bir çokgende kaç tane üçgen oluşmuştur diye soruyor. da i̇şte öncelikle iç açılar toplamını verdiği için n-2 çarpı 180 bize iç açılar toplamını veriyordu. Bunu ne yapıyoruz gençler? 900'ü eşitliyoruz. Böyle yapalım her iki tarafım 80'le sadeleştirecek olursam 180'ler gider. N-2 kalır. 900'ü 180'e bölersek ne olur arkadaşlar? 5 olur. Eksi 2'yi karşı artı 2 olarak gönderirsek de N'in değeri 7'dir. Demek ki 7 kenarlı bir çokgendir diyoruz. Benden oluşacak üçgen sayısını istemişti. Bu da n eksi 2 taneydi. O halde n eksi 2. n yerine 7 yazarsam 7 eksi 2'den 5 tane üçgen oluşur diyoruz. Evet sevgili gençler. Bunu da B seçeneğinde doğru cevap olarak işaretliyoruz. E dördüncü soruya geldiğim zaman gençler. Tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bu bilgi ile Düzgün bir çokgenin bir dış açısı bulunabilir. Gençler biz burada ne yapıyoruz? Düzgün çokgenin dış açısını evet, kenar sayısını bölerek elde ediyoruz. Yukarıda verilen bilgiye göre düzgün bir ongenin bir dış açısı kaç derecedir diyor. Hadi bir dış açısı 360 bölü n demektir. Ongen olduğu için gençler 360 bölü 10 diyorum. Bir dış açısını 36 derecedir diyoruz. Bunu da denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. Beşinci soruya geldiğimiz zaman aşağıdaki görsel bir düzgün çokgenin bir köşesine aittir. Buna göre bu düzgün çokgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizilir diyor. Arkadaşlar öncelikle dış açısına baktığımız zaman 18 derece. Arkadaşlar ben burada kenar sayısını bulmak istersem dış açıyı Evet 360'ı dış açıya böleceğim. O halde en eşittir. 360 bölüyorum. Bakın buradaki dış açı yani 18'dir. 360'ı 18'e bölersem n'in değeri 20'dir. Demek ki 20 kenarlı bir çokgendir. Şimdi bir köşesinden gençler evet en eksi 3 tane köşe genç çizilirdim. Burada en yerine 20 yazarsam 20 eksi 3'ten bir köşeden 17 tane döşegen çizilir diyorum. Bunu da C seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Yukarıda verilen görsel en kenarlı bir düzgün çokgenin bir köşesine aittir. Buna göre bu düzgün çokgenin toplam kaç tane köşegeni vardır diye soruyor. Gerçekten öncelikle kenar sayısını bulmamız gerekiyor. İç açı ile dış açı gençler. Bakın burası iç açım, Burası da dış açı bu ikisinin toplamı gençler doğru açıdan 180 derecedir. O halde x ile 3x'i toplarsam 180'e eşitliyoruz. Buradan 4x eşittir 180 ise her iki tarafı 4'e bölersek x'in değeri 45 derecedir. Bu gençler bizim bir dış açımız. Bir dış açısı gençler 45 derece ise o halde kenar sayısını bulmak için evet, ne yapıyorum gençler? 360'ı 45'e bölüyorum. 360'ı 45'e bölersek de ne yapar gençler? 8 kenarlı birçok kendir diyoruz. Şimdi gençler toplam köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülü hesap edilir. Bakın toplam köşegen sayısı. Burada n yerine 8 yazarsam 8 çarpı 8 eksi 3 bölü 2 Buradan şöyle 8 2 sadece 4 kaldım. Hadi 4 çarpı 8'den 3 çıkardık 5. E 4 kere 5 20 köşegeni vardır diyoruz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 7. soruya bakalım gençler. Aşağıda aşağıdaki kartlarda bazı çokgen isimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açılardan hangisi yukarıdaki düzgün çokgenlerden herhangi birinin bir iç açısı olamaz diye soruyor. Gençler öncelikle iç açıyı iki yolla hesaplayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle n eksi 2 çarpım 180 bölüm en gençler bize bir iç açıyı verir. Veya şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Dış açıdan da iç açı hesap edebiliriz. Öncelikle dış açıyı buluruz. Biliyorsunuz bir iç açıyla artı bir dış açının toplamı 180 derecedir gençler. Buradan da hesap edebiliriz. Şimdi öncelikle beşgen arkadaşlar n-2 çarpı 180 bölü n'den hesap edelim. Şöyle beşgen diyelim. Evet, düzgün beşgen. Düzgün olduğuna lütfen dikkat edelim. Burada n yerine 5 yazarsam 5 eksi 2 Şimdi çarpı 180 bölüm en diyorum. Buradan 5'ten 2'yi çıkardım. Pardon n demiyoruz. n yerine 5 beş kullanıyoruz. 5'ten 2'yi çıkardım. 3 çarpı 180 bölü 5. 180'i 5'e bölersem 36. 3 çarpı 36. 108 derecedir. Beşgenin bir iç açısı. Bakın A seçeneği vardır? Gençler düzgün sekizgenin önce dış açısını bulacağım. Şöyle sekizgen diyelim. Buradan iç açısını bulmak istiyorum. Gençler sekizgenin evet, bir dış açısı ne yaparız? 360'ı 8'e bölersem Evet, 45 derecedir gençler bir dış açısı. İç ile dış açının toplamı 180'dir. O halde bir iç açıyı bulmak için 180'den 45'i çıkartırız. 135 derecedir bir iç açısı diyoruz sekizgenin bir iç açısı 135 seçeneklerde yok düzgün altıgene bakalım gençler aynı şekilde altıgen diyorum. 360'ı 6'ya bölersem et nedir arkadaşlar? 60 derecedir bir dış açı. Bu dış açım. O halde iç açıyı bulmak için ne yapıyoruz? 180'den 60'ı çıkarıyoruz. Et bir iç açısı. Et bu da iç açı diyelim. 120 derecedir bakın. C seçeneği var. Son olarak 12 gene bakalım. Burada da yine gençler ne yapacağım? Dış açıdan yola çıkmak istiyorum. 360'ı 12'ye bölersem 30 derece olur. Bir dış açısı. Bu dış açı gençler. İç açıyı bulmak için de 180'den 30'u çıkartırsam 150 derece olur. Bir iç açısı. Evet bakın denizli seçeneği de var diyoruz. Buranın B seçeneği. Evet buradaki herhangi bir çokgenin bir iç açısı değildir diyorum. B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, 8'in soruya geldiğimiz zaman aşağıda 2 ışın ve 2 doğru parçası arasında kalan bazı açılar verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor. Yaşta önceki şu 78 derece. Bakın bunun iç açısı toplamı gençler nedir? 180'dir. O ben 180'den 78 çıkarıyorum. buradaki iç açı 102 derecedir. Gençler dikkat ederseniz dörtgen olduğu için İç açılar toplamı 360 derece diyeceğiz. Bakın burası 90 derece. O halde iç açılar şöyle yazalım. X artı 4 artı 90 artı 102 artı 108'in toplamı gençler 360 derece olacak. Şimdi toplayacak olursam şöyle yapalım gençler. 8, 2 daha 10, 4 daha 14 elde var 1. Önce şöyle X yazalım. Artım elde var 1 dedik. Şimdi 0, 0, 9, 4 daha 13, 1 de elde. Evet, pardon. 9, 1 de elde 10. Onlar basamını topluyorum. 10 elde var. 1. 1, 2, 1 de elde 3. Evet, X artı 304 eşittir 360'sa. Buradan X'in değeri 360'dan 304'ü çıkartırsam. 56 derece olur diyoruz. Ve C seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 9. sorumuza bakalım. Şekildeki ABCD beşgeninde verilen açı ölçülerine ne göre x kaç derecedir dedi. İşte öncelikle şu iç açıları bulalım. Şimdi 180'den 70 çıkartırsam 110 derecem 80'den 80'i çıkarıyorum. Şöyle göstereyim isterseniz. İç açısı 100 derecem. Evet 180'den 65'i çıkartırsam da buradaki iç açımızda 115 derece. Şimdi gençler beşgenin iç açılar toplamı yani eksi 2 çarpı 180'den hesap edersem 5 eksi 2 180 ile çarpıyorum. Buradan 3 kere 180 540 derecedir. Şimdi buradaki arkadaşlar ifadelerin içerideki e, iç açılarımızın toplamı 540 eşit olacak. Şöyle yazalım bakın. X artım yukarıdan başlıyorum. 100, 110, 135 artı 115 toplamları 540 olacak. şöyle toplarsam gençler x 100, 210, 310, 345, 445, 460. Eşittir 540'tan 460 karşı eksi 460 olarak gönderiyorum. Buradan x'in değeri gençler 80 derecedir diyorum. Ve a seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 10. soruyla devam edelim. Evet, dış açılar toplamı gençler 360 derecedir dedik. Yukarıda verenler görsele göre y eksi x değeri kaçtır diye soruyor. yaşlar öncelikle şöyle 115 derecenin şöyle bir dış açısını çizelim. Bakın burada 180'den 115'i e çıkartırsam dış açısı 65 derecedir. Arkadaşlar bakın burada x de dış açımız. O halde dış açılar şöyle yazalım. x artı 65 artım 105 artım 80 artı 60. Toplamları arkadaşlar dış açılar toplamı her zaman 360 derecedir. Buradan toplayacak olursam x artı 310 360 derece ise buradan x'in değeri 50 derecedir. x'e 50 olarak bulduysak gençler burası 50 isem Tamam 180'di. O halde y'yi bulmak için 80'den 50'yi çıkartırım. Ve y'nin değeri de 130 derecedir. Bizden ikisinin arasındaki farkı istedim. 130'dan 50'yi çıkartırsak 80 derece olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet Yukarıda verilen turuncu renkte bir düzgün çokgenin Üzerine mor renkli bir dikdörtgen kartonun uzun kenarı düzgün çokgenin A ve E köşelerine denk gelecek şekilde yerleştirmiştir. Buna göre x açısı kaç derecedir? Arkadaşlar yeni oluşan çokgenimizin kenar sayısına bakarsam bakın 1 2 3 4 5. Yeni oluşan çokgen gençler bir beşgendir. Öncelikle beşgenin gençler iç açılar toplamı n yani 2 çarpı 180'den 5 eksi 2 çarpı 180. 3 ile 180'i çarparsam 540 derecedir. Yaşlar düzgün çokgen dediği için bakın burası 150 ise iç açıları başlangıçta hepsinin köşeler gençler de 150 150'şer derecedir. 180'den 138'i çıkartırsam buradaki iç açıda 48 derecedir. E, pardon 42 derecedir. İçerideki açılar bakın gençler. X, 3 tane 150 ve 42. Bunların toplamı 540 olacak. X artı 42 artı 150 artı 150 artı 150 eşittir. 540 diyorum. Gençler 3 tane 150 toplarsam 450, 42 daha 492. X artı 492 540 derece ise 492'yi karşıya gönderdim. Halih X'in değeri 540'tan 492 çıkartırsam X'in değerini 48 derece olarak A seçeneğinde işaretleriz. Evet gençler. 12. ve son sorumuza bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi bir düzgün çokgenin bir iç açısı olamaz diye soruyor. Şimdi gençler burada iç açı formülü biliyorsunuz neydi arkadaşlar? n 2 çarpı 180 bölü endi bir iç açısı gençler. Ben düzgün çokgeni gördüğüm zaman arkadaşlar iç açı ile dış açılar toplamı bir iç açığım bir dış açı 180 derecedir gençler Buradan yola çıkmak daha mantıklı geliyor A seçeneğine baktığımız zaman gençler eğer 40 derece gençler 40 derece iç açısım bunun dış açısı. 180'den 40'ı çıkarıyorum. 140 derecedir gençler. Dış açı arkadaşlar bizim için nerede kolaylık sağlıyor? Dış açılar toplamı biliyorsunuz 360'tı. Bakın 360'ı ben 140'a bölecek olursam gençler bir doğal sayı çıkması gerekir. Bakın 360 gençler şöyle sadeleştirecek olursam bir de ne yapalım arkadaşlar ikiye bölelim. 18 bölü 7 oldu. Bakın bir doğal sayı olmadığı için. Evet bu ne diyoruz gençler? Bir düzgün çokgen olamaz diyoruz. Evet 40 derece bir düzgün çokgen iç açısı olamaz diyorum. Ve A seçeneğini işaretliyorum. Peki gençler mesela 90 derece dedi. 144'ün bir iç açı olabileceğini gösterelim. Yine 180'den 144'ü çıkartırsam. Bakın 36 derece bu bir dış açı. 360'ı 36'ya bölersek bakın gençler 10 çıktı. Yani 10 gen diyoruz. Yani bu bir düzgün çokgendir diyoruz. Aynı şekilde 150 ispat edelim. 150 gençler iç açıysa dış açısı 180'den 150'yi çıkartırsam 30 derecedir. 360'ı 30'a bölersem et ne yapar gençler. Bakın 12 kenarlı bir düzgün çokgen görürüz gençler. Aynı şekilde gençler 90 derece iç açıysa 90 derece dış açıdır. Ne yaparız? 360'ı 90'a bölersem ne? Bakın dört kenarlı bir çokgen çıktı. Yani dörtgen çıktı diyoruz. Evet gençler n-2 çarpı 180 bölü n'den de hesap edebilirsiniz. Ama dış açıdan hesap etmek daha pratiktir diyorum. Ve a seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.